Merhaba arkadaşlar, Göz Dünyası'na hoş geldiniz. Şu an sabah 6:50 geçiyor. 4:30 gibi kalkmıştım. Dediğim gibi çok yoğun geçiyor. Özellikle şimdi teriyosu yakınlaştığından dolayı işlerimiz akşam geç bitiyor. Sabah erken kalkmamız gerekiyor. Tabii ki bu tempoyu sizin de yakalamanız gerekiyor. Sizin tabii ki bu kadar saatler çalışın demiyorum ama en çok gelen sorulardan biri ders çalışma ve motivasyon. Bununla ilgili bir konuşma yapacağım bu videoda. Ama öncelikle şu İNTÜ'sü değerlendirelim. Arkadaşlar İNTÜ'sü ben çözümünü yaptım. Tabii ki bazı arkadaşlar sürekli sorularda hata bulmuş. Hata olabilir. Bende olur, soruda olur. Yani bunda bir sıkıntı yok. Ama hani bunu doğruya çevirmek için itiraz edecek bir şey olmaması lazım. Yani anlamaya çalışmak bence daha pratik olur. Bugün siz Türkiye'nin sınav sistemine girseniz, AYT, TYT'de girseniz, baksanız dönem dönem yanlış sorular oluyor. Yani burada takılmayın diye söylüyorum. Sınav esnasında da. Şimdi bu soru TREGÖS'e uygun mudur, değil midir? Yani bir TREGÖS provası olarak yaptım. Çünkü TREGÖS provası olarak yapıldı deneme. İçerisindekilerin hepsi çıkıp çıkmayacağı konusunda ben Instagram'da da söylemiştim. Buradan da söyleyeyim. Tabii ki birebir aynısını beklemeyeceksiniz. Bu bir prova, bir öngörüş. Biri tahmin ediyor. Şimdi bir yayında mesela TREGÖS denemesi çıkarmış. Şimdi sınavı olmayan bir şeyin denemesi olur mu? Olmaz. Ama satışı olur mu? İsteyen arkadaşlar alır ve bize sormuşlar. Ben alın ya da almayın diyemem. Çünkü içeriğini görmedim. Ama TREGÖS'e neler uygun olacağını tahmin ediyorum. Ama kimse soruları görmeden %100 diyemez. Bu ben de bir başkası da dahil. Biz TREGÖS için neler öneriyoruz? Nelerden çıkacağını düşünüyoruz? 2011-2018 yılı arasındaki YGS sorularını çözmenizi öneririm. AYT de o zaman LYS soruları, LYS de matematik kısmı ve YGS'deki geometri, matematik ve problemler sorularını çözmenizi şiddetle öneririm. Biz çözüyoruz. Tabii paylaşması yasak ÖSYM'nin sorularını. O yüzden YouTube'da paylaşmıyoruz. Ama öğrencilerimizle çözüyoruz. Siz de çözebilirsiniz. Bir de kendimizce hazırladığımız sorular var. Onları çözüyoruz. Böyle bir sürece girdik. Yaklaşık olarak da kısa bir süreç kaldı. Yani 10 gün diyebiliriz artık. Bu 10 günü iyi değerlendirmeniz lazım. Ne yapmanız gerektiğini bilin ve ders çıkarın bundan. Eğer şu an benim birçok konu eksikliğim varsa önümdeki 3 ay sonraki sınava bu eksiklikle girmeyin. Bunu da söylüyorum. Her şey bir derstir. Her şeyin sonu yok ki, yani bu sınava giremedin diyelim, bir son değil bu. Veya bu sınavın kötü geçti, bir son değil bu. Ama benim bundan çıkarmazsam bir ders, önümdeki 3 aycık veya 2,5 aycık zaman bile çabuk geçecek. Ve şu an yaptığın aynı şeyleri orada da yapacaksın. Şimdi öğrencilerim yazıyor bazıları. Bazıları video seti, özellikle çok soru soran var video setinde. Ben tabii ki herkes araştırıyor. Biz en uygun fiyatı versek de kişiler sadece araştırıyor ve almak mesele değil, sadece sormak için de yazanlar var. Ama beni en çok üzen tarafı söyleyeyim. Hani öğrenci yazıyor. Yazdığı süreç 3 ay öncesinden yazmış. Video seti sormuş. Destek sormuş. Birebir ders sormuş. Ücretsiz danışmanlık yapmışız. Helal hoş olsun. Herkesi yapmaya çalışıyorum zaten. Arkadaşlar da yapmaya çalışıyor. Danışmanlığımızı yapmışız. Biz kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Derslerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Öğrenciyi yönlendirmeye çalışıyoruz. Nasıl bireysel çalışacaksa da ne yapmalı? Şu anki seviyesi nasıl? İşte danışmanlığımızı ileride tabii ki ücretli vereceğiz ama özellikle kayıtlar zamanı. Bunları öğrencilere hani anlatıyoruz. Bu olayı ciddiye alması gerektiğini, sınava veya şu son haftaları nasıl değerlendirmesi gerektiğini anlatıyoruz. Öğrenci yazmış 3 ay önce. Kısa geçeceğim. Yazmış, video seti sormuş. Sonra bir ay sonra bir daha sormuş. 3 ayın sonunda tekrar sormuş. Ve seviyesinde hiçbir değişme yok. Ya dedim ki sıkıntı yok. Hani sor tabii ki. 100 defa sor. Sor. Ama sormanın bir amacı olur. Sormanın bir nedeni olur. Sorarsın ve dersin ki ben alacak gücüm yok. Hani bir şey yapabilir misin? En son fiyat şu derim. Atıyorum. Ya da derim ki işte şöyle yardımcı olalım. Hani bir şey sorarsın ve karşılığında hani bir şeye başlamak için soruyorum. 3 ay geçen senin emeğine, zamanına yazık. Sen almayıp 3 ay sonra da benim mat birim iyi oldu diye gelmiyorsun. Ben ne yapacağım hocam, 10 gün kaldı. Ya 3 ay sonra sınav var, ben hiç çalışmadım diyorsun. Ya sen bu 3 ay boyunca tatil mi yaptın? Ne yaptın?
O yüzden bu olayı ciddiye alırsak, hani bu işin motivasyonu nerede? Onu söyleyeyim. YÖZ sınavı bizim için bir avantaj. Tek dezavantajı ücretli olması ve birçok sınava girdiğimiz için zaten avantajı aslında burada başlıyor. Yani dezavantaj dediğim şey avantaja dönüşüyor. Birçok üniversitenin başvuru yapılması, birçok üniversite ek tercih açması, bu ortamdaki karışıklıktan yararlanıyoruz zaten. Biz senelerdir söylüyoruz. Bu karışıklıktan yararlanıyoruz. Peki hani şunu da genelde soruyorlar hocam, tek siz mi akıllısınız, başkaları kayıt yapmıyor mu, siz yaparken işte şurası kazandı burası kazandı. Arkadaşlar biz aynı derslerimizdeki gibi iki kurs açıyoruz, başka açmıyoruz. 10 tane, 20 tane, 30 tane, 40 tane, 50 tane kurs açanların o zaman kazanan öğrencilerin sayısı çok olması lazım. Böyle tıp, diş, eczacılık hep iktisat işletme oluyor farkındaysanız. Aynı şekilde kayıt içinde. Biz zaten topu topu alsak en fazla 100 tane, 150 tane, çat batısın 200 tane öğrenci başvurusunu kabul edebiliyoruz. Yani yapıyoruz. Çünkü bir tane yapmadığımız için 10 tane, 5 tane başvurusunu yapıyoruz. Ve bunu öğrencinin mailini kullanarak yapıyoruz. Ve öğrenciye mesaj gidiyor, kaydınız yapılmıştır diye. Ama başkaları atıyorum, kişiye diyor ki mail adresini verme, biz sana sıfırdan açacağız. Şifresini bana verecek misin? Yok. Süreç bitince ben sana vereceğim. Sınava giriş kağıdını ben sana vereceğim. Tercih yapıyor. Hani bu sınav giriş kağıdına kadar veriyor. Ama tercih zamanı, ya ben haber vereceğim sana kazanacağım bir bölüm olursa. Bir bakıyorsun 5 tane yapmış. Bunu niye söylüyorum musun? İnanın kötülemek için değil. Hani fırsat olup da bu şekilde başkalarının eline bıraktığın için kazanamıyorsun. Burada senin ya başvuru yapacaksın ya da başvuru yaptığın kişi, para verdiğin kişiye de hangi üniversiteye başvuru yapıyorsa bunu bilmek istediğini söyleyeceksin. Burada kötü bir şey yok ki, ben şu an size gittiğiniz yeri hiçbir şekilde kötülemiyorum. Ama en doğal hakkınızı söylüyorum. Çünkü bazı maalesef yorum yazan arkadaşlar bu işi yapan aslında sabote etmek için kötülüyorsun diyor. Tabii ki biz onları aldırış etmiyorum. Gülüyorum hatta. Çünkü kendini belli ediyor. Bir insanın nereye başvuru yaptığını bilmek istemesi en doğal hakkı değil mi? Bunu söylüyoruz. Aynı şekilde siz bunu kullanırsanız, bunu yaparsanız inanın düşük bir puanla iyi bir üniversite kazanabilirsiniz ek tercihlerde. Hani şu an son dakika kalkıp ders çalışsam mı diyen arkadaşlar, çalışın. Gerçekten her sene sınav zorlaşıyor ve siz ek tercih dönemini seneye bu kadar beklemezsiniz. Telaş yaparsınız bir seneniz yandığı için. Şu an kalkın, 2 net 2 nettir, 3 soru 3 sorudur. Konunuzu bir sistemli bir şekilde yayın. Instagram'dan zaten WhatsApp üzerinden yazarsanız ücretsiz danışmanlık yapıyoruz. Ha, onu da soruyorlar, geçen söyleyeyim. Arkadaşlar sadece bir gruba ücretsiz danışmanlık yapmıyoruz. Çünkü onu söyleyeyim. Hani örnek veriyorum, arkadaşlarımız sürekli bize yazı yazıyorlar. Sürekli soru soruyorlar. Soru soruyorlar, soru soruyorlar, soru soruyorlar. Bizi günde aldığımız video setiyle ilgili veya dersle ilgili veya koçluk hizmetimizle ilgili, ücretli yaptığımız işlerle ilgili çok soru soran var. Ve bunlarla ilgili bazı durumlarda indirimler oluyor ve belli saatleri ve gibi belli günleri oluyor. Yani yapıyoruz işte 24 saatlik bir gün veriyoruz. Bu arkadaşlar geri dönüş yapmıyor. Bir daha yazıyoruz. Diyoruz ki yani en azından olumsuz da olsa bana söyle ki ben de hani başka kişiye devredeceğim. Daha sonra bana tekrardan yazma. Yani hem de telefonla görüşüyoruz her bir öğrenciyle. Her yazan öğrenciyle. Hani görüştük ya yarım saat. Buna nazaran sadece olumsuz yazman yeterli. Bir ay cevap yok. 2 ay cevap yok. Ondan sonra 2 ayın sonunda hocam ben ücretsiz danışmanlık almak istiyorum. Ben de diyorum ki ya bu karşılıklı bir değer söz konusu. Benim sana verdiğim değeri sen bana vermiyorsan, göstermiyorsan, şu an birden 2 ay sonra çıkıp da ben bilgi almak istiyorum diye yazıyorsan onu ücretli danışmanlık alabilirsin veya ücretsiz ben vermiyorum. Çünkü değer meselesi bu. Ben bütün öğrencilerime ders alsın almasın, bana yazan bir öğrenci, benim ihtiyacım var diyen bir öğrenci, ben telefonla kayıt yapmam. Herhangi bir şekilde üniversiteye kayıt yapmam. Çünkü onlar önemli belgeler. Arkadaşlar ciddi bir şekilde yapıyor onu. Ama bir yardım, bir telefonla bir görüşme hep yaparım. O yüzden ama karşılıklı olması lazım. Kendimizi bu konuda değerli hissetmemiz lazım. Sadece o gruba biz ücretsiz danışmanlık yazmıyoruz ki bunun sayısı da artıyor her geçen gün. Yani ben hep uyarıyorum. Sadece cevap vermeye yeterli. Katiyen de cevap vermiyorum dediğim gibi böyle arkadaşlara. Ama siz bana WhatsApp'tan
arkadaşlarımıza ya da ücretsiz danışmanlık diye 1-2 hafta daha sürecek bu. En fazla bir ay daha sürer. Ondan sonra sınav haftası olduğu için yapmamız mümkün değil zaten. Sayısı arttığı için, fırsata çevirmek için yapmayız hiçbir zaman. Biz şu an bile yaparken önümüzdeki sınav süreci başladığında hadi biz artık bunu ücretli yapalım, şimdi herkesin ihtiyacı var demeyiz. Herkes yazar ve herkese dönüş yapamayacağımız için kimseye yardımcı olamayacağımıza göre bu konuda karmaşadan dolayı o zaman ücretli yapıp gerçekten bize ihtiyacı olanlar, çünkü dershaneye giden de bize yazıyor, dershaneye giden de bizi arıyor, kursa giden de bizi arıyor, birebir ders alan da bizi arıyor. O yüzden bu yani yardıma ihtiyacı olanlar ve ihtiyacı olmayanlar karışıyor böylelikle. İşte karışmaması için yapıyoruz. Bunu söyleyeyim. Ders çalışma konusunda son bir haftanızı kesinlikle size söylediğim soru bankası bitirme tekniğiyle yaklaşın ve deneme çözün. Heyecan yapmayın. Heyecan, stres sizi yanlışa sürükler. Yapabilirsiniz bu sınavı. Çok zor olacağını düşünmüyorum. Yani Mat 2'nin sadece ilk 6 konusunu eğer hiç başlamadıysanız, o da yanlış anlaşılmış. Hocam nereden biliyorsun ilk 6 konusunu? Ya ben zaten Mat 2'nin çıkacağını söylüyorum en başta. Yani Mat 1 çıkacağını söyleyenlere siz bakacaksınız. Ya Mat 1 dediniz ama ben Mat 2 çıkacak dedim. Sadece Mat 2'ye daha başlamadık veya en önemli konular hangisidir diye soruldu. Ben de dedim ki her zaman ilk 6 konusudur diye söyledim. Çok son konulardan çıkma ihtimalinin olacağını düşünmüyorum diye de ilave ettim. Yani sadece bu benim düşüncem. Problemlerden çıkar mı? Bir iki tane çıkabilir. Bunlara bakarak çalışmanız gerekiyor. Yani bir sisteminiz olacak. Dershaneye gidenler dershaneye bir ders programı yaptırsın. Kursa gidenler aynı şekilde. Gitmeyen arkadaşlar kendi çevresinde bilen, sınava hazırlanan birileriyle. Yani bir ders programı ile saatlik olmasına gerek yok. Ama bir program, bir şey, sistem dahilinde olmalı. Yani ben bir ay sonra hangi konuyu bitireceğime, 10 gün sonra şu anki eksikliklerimi nerelere kadar bitireceğim. Yani işte örnek veriyorum, IQ'den mi başlayayım, matematikten mi başlayayım denemede. Yani bunların öncesinden düşünülmüş olması lazım. Denemede düşünülmez bu. Siz bunları düşünüp sisteme oturtmazsanız sınavda bunları düşünmek zorunda kalırsınız. İlk tane IQ zor sorusu denk gelir, hemen matematiğe dönersin. Matematik zor soru gelir, ay dersin ben yapamıyorum dersin. Halbuki ilk sorular belki zordur, ondan sonra kolaylar gelecektir. Ama sen zaten psikolojik olarak hazırsındır buna. Bunu lütfen kendinize yapmayın. Hem TRÖS'e hem YÖS'e. Ve son olarak söylüyorum, bu işi ciddiye alan arkadaşlar, full yapan arkadaşlar demiyorum, bakın ciddiye alan arkadaşlar, bazıları 100 yapar, bazıları ciddiye alır ama 70 yapar. Düzenli, sistemli çalışan her arkadaş buradaki sınavın sonucunu aldığında mutlu oluyor. Ve tercih yaparken de iyi ki yapmışım diyor. İyi ki ben bu düşük puanlarla bile girebiliyorum. 60'la, 50'yle, 80'le, 90'la girebiliyor. Ama bana %90'ını diplomayla başvuru sormuşlar. Diplomayla hukuk olur mu? Tıp olur mu? Diş olur mu? İşte şu bölüm olur mu? Bu bölüm olur mu? 60 puanlı mı diplomam var? Sınava girmeyi düşünmüyorum. Hiç çalışmadım. Olur mu? Diploma tamamen şanstır arkadaşlar. Siz isteseniz de, istemeseniz de, yani inanmak isteseniz de istemeseniz de diploma şanstır. Sınava giren şu an benim kendi öğrencilerime bile ben dönemin başından beri diyorum ki siz de diplomayla girin. Sonuçta bir şanssa bu şansı deneyin. Ki her sene bir tane öğrencimiz kazanıyor. Genelde tıp için başvuruyorlar, tıp açılırsa. Ve bir tanesi kazanıyor. O yüzden bütün öğrencilerim, siz de başvurun. Niye başvurmayacaklar ki? Sınava çalışmayan bir grup varsa ve gayretini bile göstermiyorsa sınavın başvuru koşullarında herkes başvurabiliyor. Diploma koşulunu sağlayan herkes başvurabiliyor. Herkes başvuruyor. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani şey anlaşılıyor bazen, diplomaya ile başvuranlara sanki böyle kızıyorum gibi. Ben sadece şuna kızıyorum. Geleceğini, yani örnek veriyorum, bir sağ yol var, bir sol yol var. Sen şimdi sol yola gittiğin zaman istediğin yere ulaşan kişi sayısı atıyorum 10.000'de 100 kişi etmiyor. Sağ tarafta da aynı sayının neredeyse çalışanları, yani dikkatli gidenleri, yoluna bakıp da dikkatli gidenlerin birçoğu kazanıyor. Şimdi hem de bitiniyor süreç. Kazanmazsa da tekrar ek tercihe başvuruyor kazanıyor. Yani sağ yol daha böyle emniyetli, daha böyle tehlikesiz ama sol yola bakıyorsun. Sol yolda hiçbir şey yapmana gerek yok. Diploma ile başvurduğun için çok az bir kişi sadece finale uğraşıyor. Sen diyorsun ki ben sol yolda tıp kazanabilir miyim? Sol yolda hukuk kazanabilir miyim? Yani kazanabilir misin? Kazanma olasılığın çok düşük.
Bunu kazanmakla, yani sadece bu cümlenin sonundaki anlamı kazanırsın dememe bakıyor. Ama öyle bir şey yok. Çalışacaksın. İnanın diyorum ya, bu süreci bilen birisi olarak söylüyorum. Üzülüyorum sürekli aynı soruları sormanıza. Yani diploma gibi bir soruyu sormanıza. Sonuçta diploma demek ben çalışmıyorum, evdeyim, okula gidiyorum, geliyorum demek. Yapmayın. Geleceğinizi riske atmayın. Çalışan arkadaşları da o yüzden paylaşıyorum. Bazen kızıyorsunuz, kazanmış hocam paylaşmayın yeter filan. Ben paylaşmayı seviyorum çünkü neden? Emek verip kazanmış düşük ya da yüksek puanları görün ki siz ben neden çalışmadım deyin şu anki çalışmayan arkadaşlar. Ama yine söylüyorum, son 3 ayda olabilir. Eğer temelin çok kötü değilse, kötüyse birebir ders alırsın. Onun için değer mi? Görüşmek lazım. Hedefine göre, ne kadar temelin kötü olduğuna göre. Ama ortalama bir temelin varsa bunu yaparsın. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.